Nerede nesi yenir? Meşhur? Nesi meşhur? Ben unutmuşum, kaç sene önce turnelere gitmiş. Çok değişmiş her yer değil mi? Türkiye'nin her yeri çok... Çok daha iyi. Çok, daha iyi. Daha iyi, çok güzel. Bütün şehirlerde çok güzel. Bütün bu konularda bilgilendirici şeyler de var. Tabii tabii. Her yerde. Bir şey mi diyordunuz arkadaşlar? Bir soru mu var, bir şey mi var bana Erkancığım? İzleyicilerimiz oyunu merak ettiklerini, gideceklerini söylüyorlar. Ayaklarınıza şimdiden sağlık diyorum. Hakikaten tiyatrosuz olmaz, müziksiz olmaz, konsersiz olmaz, sergisiz olmaz. Yani bir kaptırıyoruz şeye, gerçekten oradan buradan falan, ben de bu konularda eksikliyim. Benim de eksiklerim var her konuda ama bir gayret yapmamız lazım bunun için. Çok önemli. Aylarca çalışılıyor bir tiyatro oyununa. Tabii, iki buçuk ay çalıştık. İki buçuk ay. İki buçuk ay çalıştınız. Düşün, iki saat için. İki saat için. Ama sonu güzel bitiyor ya. Yani hem duygusal hem çok reaksiyoner. Geçen gün onu dedim perde tam çıkarken alkışa. Ya şu iki saati, şu son iki üç dakika için oynadık dedim. Çünkü o alkışa çıkarken yaşadığını hissediyorsun. Başarılı bir iş yaptığını hissediyorsun. İşte o bütün o pozitif enerjiler sana geliyor ve yaşamın anlamını hissediyorsun o sırada. Büyük mutluluk. Yani başka hayatta nereden keyif alırsın? İşte son o 2-3 dakikası. Yaşatan bir şey. Ben bile burada bir tiyatro gibi düşünüyorum. Buradaki arkadaşlarımın tek tek biz burada bir şey yaparken bile... Doğru. Hani heyecanlanıyorlar mı? Merak ediyorlar mı? Ne hissediyorlar? Bunu tiyatro gibi, oradaki arkadaşlarımı seyirci gibi kabul ediyorum. Evet. Ve sürekli bir taraftan hem kameraman arkadaşlarımı hem de ekibimi takip ediyorum. Tabii. Ya o beni heyecanlandırıyor. Ah, beğendiler yaptığımız bir şeyi. Budur yaşatan bir sanatçıyı. Doğru. Gerçekten alkış da çok önemli bir şeydir. Ama son bir şey söyleyeceğim. Metin abi ve çok iyi bir dostunuz. İyi bir evliliğiniz vardı. Çok birlikte tiyatroyu, hayatı, çocukları, her şeyi paylaştınız. Nasıl başa çıktın? Neyle? Metin abinin yokluğuyla nasıl başa çıktın? Bize ben de Metin abiyle nasıl başa çıktın? Hayır. Öyle bir şey. Değil mi? Hocam espri olarak söylüyorum. Zordu da ayrıca. Ayrıca zordu evde da. Evde zor muydu onu bilmiyorum. Bize zordu. Hiç öyle zor değildi. zordu. Titiz bir insan. Oğlak burcu. Öyle mi? Oh, bak bunu bilmiyordum. Bunu bilmiyorum. Titizdi. Titiz, tutturup, değişmeyen. Tenisi. Tenisi. Yani, tenis. Evet, tenisi. Yani sevdiği şeylerden hiç neyse vazgeçmiyor. Onu anlatmayayım şimdi. Nasıl başa çıktım? Çalışarak. Çok ilginç şeyler söylüyorsun da onun için. Başa çıkmam tabii ki mantıklı bir insan olarak mantığımı devreye sokmam. Bunun bir hayatta imtihan olduğunu kendime anlatmam. Herkesin bunları yaşadığını düşünmem, çocuklarım, torunum ve mesleğimin olduğunu, mutluluğunu düşünerek öyle başa çıktım. Evet. Bir tek kere tek bir minik hap bile almadım. Hiç ilaca da başvurmadım. Ve de yanlış buluyorum. Peki, zaten. Peki bir şey, ilaçla bir yerde bir şey söylemişsin. Ne demişim? Ağlama seansları yapardım. Kendi kendime tabii. Dermişsin. Evet. Öyle demişsin. Evet. Bir sabah bir akşam. Nasıl yapayım? Doğru. Ay çok tatlısın sen. Gerçek bu. Ağlıyor muydun? Oturuyordum kahvaltı sonrası. Ben şimdi biraz ağlayayım, rahatlayayım diyordum. Düşünüyordum anıları, ağlıyordum. Tamam. Bir de akşam. Bu ama neden oluyor biliyor musun? Gün içinde kendimi hayata devam ettirmek için oluyor. Yani düğmeye bas. Sen hiç ağlama. Sinirlendiğim zaman da arabama binerdim. Metin'e mi kızdım, çocuğa mı kızdım, arabaya kullanırken ama aslında çok iyi bir deşarj yöntemidir arabada. Tabii. Yalnız evet. Kullanın. Duyan evet. Yok, eleştiren yok. Bak deneyin, sinirinizi öyle atın. Metin abi. Metin abicim, canım benim, buralarda uyuyor. Bak o da anıldı işte. Bir şey verecek, hemen onu da söyleyeyim. Mesela bir reji yapacak Metin abi. Böyle
o kadar kibar söyler ki sizi şuradan işte siz orada şöyle falan diye bir o kadar güzel anlatırdı ki. Ay derdim nasıl birisi, nasıl bir insan. Ama Haldun da öyledir. Haldun Dormen hocamız da öyledir. Uzun yıllar çalıştınız birlikte. Aynı ekol yani. O Halduncum da öyledir. Hayatında hiç bağırdığını, onca yılı beraber çalıştım. Hiç duymadım gibi ona bir şey. Ona da çok saygılar, çok. Uzun ömürler, o da nasıl çalışıyor, nasıl çalışıyor, diliyorum. Nasıl oynuyor. 4 oyunda falan oynuyor. Helal maşallah, olsun ona da. Maşallah, maşallah. Evet. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkürler. Bugün çok heyecanlandım gerçekten büyük bir ustayı ağırlamaktan. Ayrıca Nevra Serezli ile bizim aramızda görünmez bilinmez güzel bir bağ vardır. Her zaman kalp kalbe karşıdır. Evet. Her gördüğümüz yerde aynı yerden başlayabiliriz. Ustam iyi ki varsın. Sen de öyle. Çok bayılıyorum yaptığın işlere, çocuklarına, her şey. Burcucuğum çok teşekkür ediyorum. Ben İyi ki varsınız ederim. Gençler. Ay, harikasınız. Sizler de öylesiniz. Harikasınız. Evet Erkan, ben ağlamadan gitsen. Evet, ekibimle birlikte karşınızdayız. Naz, Yurdanur. Evet. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Hazırız değil mi? Dün gece geç saatlere kadar çalıştık. Gerçekten daha önceden başlamıştık bu projeye. Çok güzel. Hepiniz yaparsınız bundan. Çok uyguna, çok şahane, iyi bir ya abajur şapkası ya bir lamba. Bahçeleri olur, balkonları olur, böyle oturma odalarına olur. Bu boncukların pek çok rengi var. Yani beyaz yapabilirsiniz, böyle çok güzel, şu ne renk? Taba rengi var bu boncukların. Yeşili var, pek çok rengi var. Şimdi genelde bu yaz boncuk çanta çok moda ama bu yaz boncuk abajur da moda olacak. Yurdanur diyor ki ben hiç boncuk abajur görmedim. Ben evet, gördüm. Ben hatta tahta boncuklarla falan da var. Çok böylesini güzel görmedim. Ben yani de. Bu şekilde mavi yaptığımız için aldanıyor olabilir misin? Yok böyle işte kumaşla veya dur diğer da, şeyler. Oralar bir, daha bitmedi. Bunun şimdi süsleri olacak. Bu bitmişi. Şimdi şöyle anlatayım. Bu telleri şu içinde abajuru yaptığımız telleri Eminönü'nde veya Şişhane'de abajurcular vardır. Orada böyle biraz ara yerlere falan girip imalathaneler vardır. Abajur teli ya da şapkası yani ya yukarıdan sallanan lamba formunu ya da şapka formunu ikisi ayrı ayrı formlardır. Gidin alın uygun fiyatla alırsınız. Ondan sonra ben pek çok deneme yaptım bunun için. Uzun süredir aklımdaydı uygun boncuğu bulunca hemen böyle üstüne yapıştım bunun. Geçen sene biz bu tellere makrome yaptık. Makrome ipliği satılan yerlerde de bunlardan var. Evet. Hatta ben oradan almıştım Eminönü'nde. Ama Şişhane'de de vardır. Şehrinizde nerede bu teller satılıyorsa mutlaka bulursunuz. Şu anda en çok makrome yapmak için var. Kullanılıyor bunlar. Daha önce de biz pek çok çalışma yaptık. Şimdi oturduk. Dedim ki arkadaşlar tel verin. Boncuklarımı aldım. Şeyleri koydum. Eksiklerimi tamamlayın arkadaşlar. Telle çalıştım ben bunu. Biraz kalınca bir tel. Yani 80 milim falan bir telle çalıştım. Ama tel de boncuk şöyle sağa sola gitti. Boncuk içinde kıpırdandı. Evet. O zaman bize istediğimiz şeyi vermedi. Sonra teli çıkarttık. Lastikle yapalım arkadaşlar dedim. İnce böyle yuvarlak lastik vardır ya. Yuvarlak lastikle çalıştık. Onda da olmadı. Boncuk...